Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Betül'ün son dersi, daha doğrusu sondan bir önceki ders arkadaşlar. Sınavdan önce bir ders daha alacak. Ama bugün durumunu, yani bir önceki derste durumunu iyi gördüğüm için bugün bir video çekmek istedik. Sınav günü arkadaşlar, biliyorsunuz sınav yerine geliyorsunuz. Sınav yerine geldiğiniz zaman kimlik kontrolü yapılıyor. Sonra bir telefonla ya da tabletle fotoğraf çekiliyor. Sonra size diyorlar ki ön kapıda açalım. Ön kapı tanıtımını yapıyorsunuz. Sonra bagaja geçiyorsunuz. Bagajın da tanıtımını yaptıktan sonra aracın dört lastiğini de kontrol edip sürücü koltuğuna oturuyorsunuz. Tamam mı Betül? Tamamdır Tamam. hocam. Koltuğa oturduktan sonra buradan soru sorulur size. Siz koltuğa oturur oturmaz önce koltuğunuzu ayarını yaparsınız. Sonra aynalarınızı ayarlar. Emniyet kemerinizi takıp hocayı o şekilde beklersiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Aynaların ayarı nasıl? İyi mi? İyi hocam. İyi değilse ayar yapabilirsin. Yok, iyi hocam. Tamam. Sonra sana soru sorulacak Betül. Göstergelerin isimlerini bize anlat bakalım şimdi. Devir göstergesi, Tamam. hararet göstergesi, Tamam. yakıt hız göstergesi ve yakıt göstergesi. Süpersin. Kısa far, uzun far nereden yanıyor? Buradan kısa farlar. Tamam. Sinyal İleri kolunu ileri doğru itince de itilir. uzun farlar. Evet. Kapatalım kısalar, uzunları. Sinyalleri yakalım. Sol Sol sinyal, sağ sinyal. sinyal verelim. Kapatalım. Güzel. Sağ tarafta bulunan kol ne kolu? Silecek. Silecek kolu, değil mi? Şu an yağmurlu. Evet. Sınav günü de yağmur yağarsa ona göre hareket edeceğiz. Şu Tamamdır. düğmemiz ne düğmesi? Dörtlü. Alt tarafta Klimamız. AC klimamız. Ön cam rezistansı, arka cam Evet, rezistansı. güzel. Kaç vites var aracımızda? 6, 5 ileri, 1 geri. Şu düğme ne düğmesi? El freni. El freni. Alttaki pedalların isimlerini söyle bakayım. Debriyaj. Evet. Ortadaki fren, En sağdaki sağdaki gaz. gaz pedalı. Şu üstte ne var Betül? İç aydınlatmalarımız. Hangileri? Yak bakayım. Evet, tamam, kapatalım. Çok iyisin. Bunları da saydıktan sonra Betül, hoca sana diyor ki hazırsan kalkış yapabilirsin. Tamam mı? Tamam Tamam. hocam. Aracımız çalışıyor mu? Hayır. Evet, hadi bakalım. Gerisi sende. Sınavdaymışız gibi. Yine eksik yönlerin olunca ben hatırlatacağım. Bilgin olsun. Tabii hata yaptıktan sonra önce hata yapacaksın, sonra ben hatırlatacağım. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Hadi bakalım. Evet, aracımızı çalıştırdık arkadaşlar. Kalkış yapmak için. Çok iyi. El freni indirdik. Vitesi 1'e aldık. Önümüzde araç olduğu için direksiyonu sonuna kadar sola çevirdik. Çıkış yapıyoruz. Arkadaşlar, bu çıkış esnasında çok yavaş hareket edin. Ani hareketler yapmayın ki hoca size güvenebilsin. Evet, yola girdikten sonra Betül hızlanabilirsin. Arkadaşlar, sınav günü olabildiğince sakin olmaya çalışın. Bu işe çok anlam yüklemeyin. Çünkü bu işe çok anlam yüklerseniz çok heyecan yaparsınız. Hata yapma olasılığınız da artar. Onun için ne kadar sakin olursanız, olabildiğince yavaş hareket edin. Ne kadar sakin olursanız başarılı olma ihtimaliniz de o kadar yüksek olur. Tabii sınav günü bu sürücü koltuğunun ya da aracın patronu sizsiniz. Kendi kararınızı kendinizin vermesi gerekiyor Betül. Anlatabildim mi? Sen de duyuyorsun, değil mi? Duyuyorum hocam. Yani hocam önümde araç var, solla yayın mı? Sormayacaksın. Kararı kendin vereceksin. Güzel. Kasislere yaklaşınca, değil mi? Hızımızı azalttık. Yavaş bir şekilde kasisten geçtik. Videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Kasislerde fren yaparak, kasise gelmeden daha doğrusu, fren yaparak aracımızın hızını 20 kilometrelere kadar düşürüyoruz. Kasisleri 20 kilometre hızla geçmemiz gerekiyor. Evet, ışıklara yaklaştık. Çok iyisin, harika. Gayet güzel. Çok iyi. Betül, sınav günü burası yoğun olabilir. Asla acele etmiyorsunuz, tamam mı? Çok iyi. Öyle olur ki bir tane araç geçmiş olur. Yine ışık kırmızı yanabilir. Yine dikkat edeceğiz, tamam? Burası mecburi yön olduğu için arkadaşlar sinyali kullanmıyoruz. Dönüş yapıyoruz ama yol başka tarafa dönmediği için, sadece sola dönüş olduğu için burada sinyal kullanmıyoruz.
Gayet güzel Betül. Sınavda da bu kararları kendin veriyorsun. Çok iyi. Arkadaşlar Betül parkuru bildiği için kendi kararlarını kendi veriyor. Nerede ne yapması gerektiğini biliyor. Bunun için sinyalini verdi. Aynayı kontrol etti. Sağ şeride doğru geçtik. Çünkü bizim bu virajı döndükten sonra yapmamız gereken ilk iş park. Betül burada sıra olursa sıraya giriyorsun. Bilgin olsun, tamam mı? Şu an sıra yok. 3 numaralı Dubai'ye park etmeni istiyorum. Sınavda da hoca aynen böyle söylüyor. Sıra yoksa hoca sana diyor ki 3 numaralı Dubai'ye park edeceksin. Ya da gidelim ileri doğru. Git ileri doğru Betül, git. 6 numaralı Dubai'ye park edelim Betül. 6. Önlerde boşluk varsa öne doğru getiriyor. Bilgin olsun, tamam mı? Evet, durduk. Yapabilirsiniz. Betül bu arada burada parkta durunca arkada oturan hocalar araçtan aşağı iniyor. Sizi kaldırımdan izliyorlar. Bilgin olsun, tamam mı? Önde oturan hoca ve siz araçta kalıyorsunuz. Evet, sen yapmaya başlayabilirsin Betül. Arkadaşlar Betül şu an park çalışması yapıyor. Park nasıl yapılır ile alakalı detaylı video anlatımım var. Onu açıklama kısmına bırakacağım. Oradan siz detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Burada göstermeyeceğim neyi ayar yaptığını. Arkadaşlar biz burada dörtlüleri yakmıyoruz. Sınavda, daha doğrusu sınav değerlendirme formunda dörtlü maddesi olmadığı için biz yaktırmıyoruz. Ama sizin hocalarınız eğer dörtlü yakılacak diyorsa yakabilirsiniz. Evet, çok iyi. Şu ana kadar gayet güzel gidiyoruz. En son parkın bitince sen söyleyeceksin. Hocam parkın bitti. Bitti mi? Tamam. Evet arkadaşlar, Betül bitti dedi. Bitti dedikten sonra bakıyoruz. Park olmadıysa maalesef. Evet, şöyle dışarıdan da göstermek istiyorum. Debriyajı sakın bırakmayın. Evet arkadaşlar, gayet nizami bir park oldu. Arkası da güzel. Sarıya değiyor. Çok iyi. Evet Betül, gayet güzel. Sonra çıkış yapıyorsun. Arkadaşlar parkı tek hamlede yapmak zorunda değilsiniz. Eğer olmazsa bir ileri bir geri manevra hakkımız var. Bilginiz olsun. Evet, şimdi çıkabiliriz Betül. Çıktıktan sonra duracaksın. Aracını düzleyip hocalar aracı alacağız. Sonra da devam edeceğiz. Güzel, çıkışta omuz bakışı ile kör nokta kontrolde yaptık arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi duruyoruz. Çıktıktan sonra durursun. Hocalar aracı alırsın Betül. Hocalar şu an bindi diyelim. Şimdi devam edebiliriz. Çok iyi. Betül baktın ki önünde araç duruyor. Sen de geçemiyor musun? Soldan gelen mi var? Böyle durumda sen de bekleyeceksin, tamam mı? Şu an zaten biraz yavaşladım. Ben onu hissettim. Onun için bu açıklamayı yaptım. Bir hatan yok. Gayet güzel. Devam edelim şimdi. Arkadaşlar bizim bu parkurda ikinci olarak L park yapıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi biz ya da sınavda hocalar sağa sola geç demeyebilir. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, açıkçası 5 tane yapmamız gereken işlem var. 4 Duba park, L park, ani fren, yokuş kalkış ve geri gitme. Aslında bunları söylemeleri gerekir ama bazı hocalar hiç karışmıyor. Siz yine nerede ne yapmanız gerektiğini bilin. Evet Betül, ikinci olan L parka park yapacağız. Burada da yine ben karışmıyorum. Amel de günah da sizin. Hoca sana söylüyor ki buraya park et. Evet. Durduk. Güzel. Kendin yapabilirsin şimdi. Arkadaşlar detaylı L park videosu da var açıklamada. Onu da sizler izleyebilirsiniz. Ben burada yine anlatmayacağım.
Sadece Betül'ü izliyoruz. L-Park'ta da biz dörtlüyü yaktırmıyoruz arkadaşlar. Yani sınav değerlendirme formunda olmadığı için biz sınavdaki hocalara söylüyoruz. Hocam sınav değerlendirme formunda dörtlü olmadığı için biz de dörtlülerimizi yaktırmıyoruz. Çok iyi. Şu ana kadar gayet güzel gidiyoruz. Bitti mi? Bitti. Evet arkadaşlar. L-Park'ımız da gayet güzel oldu. Şimdi çıkış yapabiliriz. Çok iyisin. Çıkış yapmak için arkadaşlar hemen sağ sinyalimizi verdik. Kalkış vitesi olan biri aldık. Adaylarımızın en çok yaptığı hata burada arkadaşlar. Çıkışta hemen direksiyonu sağa çevirmeleri. Çok iyi, gayet güzel. Tamam. Burada da durduk. Yine hocalar aracı aldık. Şimdi kalkış yapabilirsin. Evet arkadaşlar, dörtlü park ve L parkı hatasız bir şekilde yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. Çok iyisin Betül, gayet güzel. Sınavda da aynen bu şekilde. Sürekli sağı kullanmak zorunda değilsin. Ortaya da geçebilirsin. Ama solu sürekli kullanmak nedir? Yasak. Değil mi? Arkadaşlar, sol şerit trafik kuralları gereği sollamak, yani önünüzdeki aracı geçmek ve sola dönüş yapmak için kullanılır. Bunun haricinde sürekli sol şeritten gitmek yasak. Sınavlarda da kullanmak bundan dolayı yasak arkadaşlar. Evet, döner kavşaktan dönüyoruz. Çok iyisin. Sağı kontrol ediyoruz ki sağdan gelen araç var mı? Kontrol ettikten sonra dönüşümüzü yaptık. Yine devam ediyoruz. Betül arkadaşlar, bu derste video çekmeyelim dedi ama hocam hatam olabilir. Şu ana kadar gördünüz. Hiçbir yeri de kesmedim arkadaşlar. Ameli günahı ortada. Sıfır ilk ders videosu da var bu arada arkadaşlar. Onu da yine açıklama kısmına bırakacağım. Betül çok izlemenizi istemiyor ama ben çok istiyorum. Ona da bakabilirsiniz. Betül de çok ısrar ediyor izleyebilirsiniz diye. Evet, çok güzel. Arkadaşlar, sınavda ortalama biz 30 ile 40 kilometre arası kullanıyoruz. Yani hızımız ortalama o hızlar, bizim için ideal. 35 dakika biliyorsunuz sınav süreniz var. Parkuru 35 dakikada tamamlamamız gerekiyor. Yine bizim bu parkurda ya da bizim burada arkadaşlar sonuna kadar götürmek zorunda değilsiniz. 35 dakikayı nerede doldurduysak orada sınavımız bitiyor ve başarılı oluyoruz. Sonuna kadar götürmek zorunda değiliz. Evet Betül, buralara geldikten sonra aşağıda ani fren yerimiz var. Beyaz aracı geçtikten sonra sağa geçebilirsin. Hızımızı yine azaltıyoruz. 20'lere, 25'lere kadar düşürüyoruz. 25 ile 30 arası. Sınavda bunu hoca söyleyebilir. Hızını azalt, azalt derse, yani 25 ile 30'a kadar ayarlıyorsun. Dur dediğim anda aniden duruyoruz Betül, tamam mı? Evet, şimdi duralım. Çok güzel. Durduktan sonra biraz şöyle bekleyin. Beyin silkelendi ya, o da bir yerine gelsin ki unutmamız olmasın. Evet, şimdi kalkış yapabilirsin. Çok iyi. Arkadaşlar, ani frenden sonra en çok unutulan şey kalkışta sinyali unutmak.
Biz kalkış vitesi olan 1'e aldık. Sol sinyalimizi de verdik. Şimdi devam ediyoruz. Sınavlardaki amaç arkadaşlar araç kullanmak değil, kurallara uygun olarak araç kullanmak. Yani sınavdaki amaç hoca sizin tek başınıza trafiğe çıktığınız zaman bu işi yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Bunu ölçmeye çalışıyor. Ve tabii bunu yaparken kurallara uyma bilincinizi de ölçüyor. Çok iyi. Çok yavaşladığımız için burada birinci vitesi aldık. 1 ile dönüşümüzü yapıyoruz. Arkadaşlar ben bu kavşağı 2 ile de döndürdüğüm oluyor. Çünkü bu kavşak geniş bir kavşak. İlla 1'i almak zorunda değiliz. Ama çok yavaşladığımız için aldık. Çok iyisiniz. Döndük. Sağa doğru kayarken tekrar sağ sinyalle geçişimizi yaptık. Güzel. Betül şimdi burada bizim bu parkurda hoca şu komutu verirse 3'e al. Tamam mı? Aynı komutu ben de veriyorum. 3'e almanızı istiyoruz. Çok iyisin. Betül burada 3'e attırmaların amacı 3'e alabiliyor musun? Ya da alırken direksiyon hakimiyetini kaybediyor musun? Çizginin dışına çıkıyor musun diye bunları ölçüyorlar. Tamam mı? Evet. 3'ü aldıysak arkadaşlar hızımız 40'ın altına düşmemesi gerekiyor. Bilginiz olsun. Eğer 40'ın altına düşmeniz gerekiyorsa kesinlikle tekrardan hoca size vites küçült demez. Kendiniz vitesinizi bir alt vitese almanız gerekiyor. Yukarıda sağda duracağız Betül. Yokuş kalkış yerimiz de burası. Evet arkadaşlar bakın direkt duruş yapacağımız için 3. viteste bile duruş yapılabilir, tamam mı? Ama daha çok yavaşlatıp duracaksanız, yani yavaşlama mesafeniz uzayacaksa kesinlikle vites küçültüp durmanız gerekiyor. Evet durduk, tekrar kalkış yapalım Betül. Kalkış vitesi olan 1'i aldık. Çok iyisin. Sol sinyalimizi de kullandık. Harikasın. Arkadaşlar yokuş kalkışta sizleri durdurmasındaki amaç da şu. Dururken sağ sinyal verecek mi? Kalkarken sol sinyal verecek mi? Geri kaçıracak mı? Doğru kalkış vitesiyle mi kalkış yapacak? Bunun için sizi burada durduruyorlar. Burada sizden isteğim, sizden ricam arkadaşlar. Asla acele etmeyin. Çabuk kalktığınız zaman aferin almanızın bir önemi yok. Hatasız kalkış yapmanız gerekiyor. Özellikle daha önce buraya gelene kadar eğer bir hata yaptıysanız ve bu hata sarı madde ise ikinci bir hatayı burada yapmayalım ki arkadaşlar başarısız olmayalım. Evet gayet güzel Betül, çok iyi gidiyoruz. Buraya kadar çok iyiyiz. Sınavda da aklında bulunsun. Buralara kadar geldiysen anla ki işin %90'lık kısmı bitti. Artık daha dikkatli olup acele etmeden başladığımız yere aracımızı götüreceğiz. Son parkurumuz kaldı arkadaşlar. 25 metre geri gitme yerimiz. Onu da 25 metre geri gitme yerinde yapacağız. Onu da yaptıktan sonra aracımızı başladığımız yere götüreceğiz. Evet, çok iyi. En öne kadar gidelim Betül. En önde duracağız. Çok sağa gelmeden. Evet, müsait bir yerde duralım.
Evet. Şimdi geri gideceğiz Betül 25 metre. Arkadaşlar 25 metrede geri gelmedeki amaç da düz bir şekilde geri gelebilmek. Yılan gibi asla kıvrılma yok. Burada zaten yani genellikle de geri gelme yerleri düzdür. Onun için direksiyonla çok oynamıyoruz. Hafif sağa, hafif sola. Tamam, yeterli Betül. Gayet güzel. Şimdi devam edebilirsin. Çok iyi. Arkadaşlar duruşta ve kalkışta görüyorsunuz sinyaller kullanılıyor. Bu sinyalleri unutmamamız gerekir. Sinyaller kırmızı renkli maddedir. Bu maddeleri bir kere bile yaparsak direkt sınavımız sonlanıyor. Bundan dolayı bu hataları yapmamak için çok sakin olmamız gerekir ve düşünerek hareket edeceğiz. Evet, güzel. Önün araç atladığı için ne yaptık? Gazımızı kestik. Aklınıza takılan soru varsa arkadaşlar ya da sormak istediğiniz yorumlar kısmına yazarsanız hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Evet, güzel. Sağ dönüş yapacağımız için sağ sinyalimizi verdik. Kontrollü bir şekilde dönüşümüzü yapıyoruz. Arkadaşlar güzergahı bilmemek kırmızı renkli bir madde. Bundan dolayı güzergahı bilmeniz gerekiyor. Eğer eğitimlere katılmıyorsanız kesinlikle güzergahınızı öğrenin. Yani söyleme hocalar sınav güzergahını söylemeyebilir. Bazıları var, iyi niyetli olup yönlendirme yapabilir. Ama hoca söylemez, söylemek zorunda değil. Çok iyi, gayet güzel Betül. Nasıl gidiyor buraya kadar? Çok iyi hocam. Size Betül sorayım. Gerçekten hatasız bir sürüş yaptın. Sıfır kopya. Bir de video çekmeyelim diyordum Betül. Sınavda da ben senin videonu çekeceğim. Sen bu hatasız sürüyorsun böyle. Sonradan izlemek istemiyorsun. Betül, sana bir şey itiraf edeyim mi? Tabii. İlk bu işe başladım. Sesimi duymak istemiyordum. Evde videomu açıyordum, duymak istemiyordum. Kapatıyordum. Sonradan alıştım. Öğrencilerim sağ olsun, yorum yapan herkes, yani ama çoğunluk olumlu yorum yaptığı için psikolojik olarak kendimi çok iyi hissettim. Net ve açıklayıcı anlatıyorsunuz ki ama izleyerek bile anlayabilir, hani hiç kullanmadan anlaşılıyor anlattıklarınız. Teşekkür ederim. En azından kendim için öyle söyleyeyim. Ben hiç kullanmadan sıfır geldim, sadece videoları izleyerek. Amacım Türkiye'ye hizmet etmek Betül. Öğrencilerim ilk gaz vermişti bana bu işe gir diye. İyi ki de girdik. Evet arkadaşlar, bizim en çok zorlanmış olduğumuz kavşak burası. Çok iyi. Yolu kontrol ettik. Gelen olduğu için durdurduk arkadaşlar. Çok güzel. Hiç korkmana gerek yok. Arkadaşlar böyle durumlarda aracınızı durdurun. Durdurunca sınavdan kalmıyorsunuz. Korkmanıza gerek yok. Sadece burada şuna dikkat edin. Durduğunuz zaman kalkış için doğru viteste misiniz? Acele edip 2 ile durup 2 ile kalkmaya çalışanlar oluyor. İşte bu hata. Evet, çok güzel. Başladığımız yerde sınavımızı nihayete erdireceğiz Betül.
Çok iyi arkadaşlar. Şeridimizin dışına çıkacağımız için yine sinyal verip aynaya bakıp ondan sonra çıkışımızı yapıyoruz. Evet, geldik, durduk. Sinyali kapatıyoruz. Vitesimizi boşa alıyoruz. El frenimizi çekiyoruz. Evet arkadaşlar, videomuz şu an 26 dakika oldu. İlk 5 dakika biliyorsunuz ön kaput, soru sorma yeri, bagaj tanıtımı. 30 dakikada sürüş yapıyoruz. Biz şu an 26 dakikadır araç kullanıyoruz. Sınavda 2-3 dakika kalınca çok sıkıntı olmuyor. Yani şu an 4 dakika kalmış. Yine sınavımızı burada bitirebilirler. Ama daha fazla olmuş olsaydı kesinlikle yine sürüşe devam edecektik. Bilginiz olsun. Şu an bu kadar, yani 26 dakikada bitirmemizdeki amaç da arkadaşlar, çok sıra olmadığı için her şeyi tek tek yaptık. Hiçbir yerde beklemedik. Ama sınav günü birazcık daha yoğun oluyor. Ondan dolayı süremiz tam olarak yetişiyor. Hatta bazen erken bile bitirdiğimiz oluyor. Bilginiz olsun. Evet Betül, var mı söyleyeceğim bir şey? Yok hocam. Teşekkür ederim. Sınavda başarılar diliyorum. Teşekkürler. İnşallah kazandıktan sonra bu videoyu atarım. Arkadaşlar da bir izlerler. İnşallah. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.